brucellos tanısı doğruydu ama geç yakaladık. Kalp kapağındaki vejetasyonlar koparak koroner arterine gitti ve kalp krizine sebep oldu. Kalbin pompalama gücü yarı yarıya düştü. Böyle giderse bir haftayı kaybederiz. Onun dışında durumu nasıl? Amirim basit bir soru sordum. Hastanın beyni, testisleri, akciğerleri, bademcikleri, geri kalan her şey ne durumda? Beyninde bir sorun yok şimdi. Genit üriner sistem ve böbrek fonksiyonları da gayet iyi. Güzel. O zaman ihtiyacı olan tek şey bir kalp. Onu bulduk mu hastayı taburcu ettik demektir. Hadi kalpsizlik etmeyin. Bana bir kalp bulun. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Ne tam tahmin ettiğin gibi? Hala eve gitmemişsin. Çünkü evde işler yolunda değil. Metin'den kaçıyorsun değil mi? Ben tahmin edeyim. Sarı Ateş'le konuşmuşsun. Çocuk gibi. Anlatmasa olmaz değil mi? Selim, bunları sizin konuşmanız normal mi sence? Ya inanamıyorum size ya. Sen seneler evvel arkanı dönüp gittiğinde Ateş'in parçalarını yerden ben topladım. Abartıyorsun. Hiç abartmıyorum. Aksine sana çok yumuşatarak söylüyorum. Biz sadece dertleşiyorduk Orhan, ne var bunda? Dertleşiyordunuz. Yapma Allah aşkına ya. Ya bu öyle basit bir dertleşme değil. Beni kandıramazsınız tamam mı? Ateş'le oynuyorsun Selin. Oynamıyorum. Oynuyorsun her iki manada da hem de. Galiba o benimle oynuyor. Olabilir. Ama bu sonucu değiştirmiyor. Bak size söylüyorum, yanlış yoldasınız. Ve işin kötü tarafı bu sefer üzülecek olan sadece siz ikiniz değilsiniz. Merak etme, Metin'i yarı yolda bırakmam ben. Umarım. Çünkü Ateş'i bırakmışsın. Senden önce, yani seni tanımadan önce başka biri vardı hayatımda. Aa! Ya, o başka biri tekrar çıktı karşıma. Nasıl? Nerede, ne zaman? Hocam saygılar, çayınızı getirdim. Eyvallah Muzo. Gelsin bakalım tavşan kanı. Buyurun. Eyvallah hocam. Muzo. Hayır olamaz. Şaka değil mi? Dur. Şaka yaptığımı söyle bana. Buyurun hocam. Yardım. Öğrenci adamsın ha? Bilgisayardan çakman lazım. Şimdi şu kağıdı bana basacaksın. Az çok anlarım hocam. Hadi bakalım. Ses çıktı hocam. Gel. Sen var ya, sen yarın üniversiteyi bitirirsin. Bizi asistan yaparsın vallahi. Estağfurullah hocam, tepeciyiniz. Al bakalım. Okulunu vereyim sana şimdi. Zil çaldı, dersler başlar. He? Hocam geçen gün Ayşerim'le selfie'ye çekindik de. Ulan Muzo, sen var ya sen. O mertebeye geldi yani, selfie mertebesine ilişki. Geldi gidiyor hatta hocam. Geçen gün bana dertlerini anlattı. Dertleştik. İnsan derdini kime anlatır? Kıymetini bilene. Öyle değil mi hocam? Vallahi bir elektrik var sanki arada. Evet hocam, var. İnşallah. Al bakalım, dikkat et çarpmasın elektrik. Tabii ki hocam. Hocam yavaşsanız değiştireyim mi öbürünü? Ne lafa tutuyorsun, bır 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 bır. Ne zaman içeceğim? Hadi. Hemen hocam. Sıcağından getirirsin sen. Hemen.
Ben konseyin böyle bir şeye onay vereceğini hiç zannetmiyorum Zeynep. Ateş Hoca bence boşuna uğraşıyor. Gerekeni yapıyor. Hasta için yapılabilecek tek şey bu şu an. Şeker? Ya iki tane. Bir de zaman dar yani bu kadar kısa sürede kalp bulmak ne bileyim zor iş. Poğaçalar nerede? Nerede? Ben sen alacaksın zannediyordum. Ben mi alacaktım? Bende miydi sıra? Yani benim sıram değil onu biliyorum. Günaydın. İşte bu. Sıra bendeydi. Eyvallah. Görüyor musun? Havalara girip geleneği bozmamış patronum. Peki Ateş Hoca'dan sonra gelmesine ne diyorsun? Ne olacak o kadar Zeynep? Yani adam patronluğun sefasını söylesin yine. Peki Moğol nerede? Nerede derken? Konsey toplantısı daha bitmedi. Ne konseyi? Senin imzaladığın raporla konseyde şu an. Ne raporu anlamadım ben. Rapor falan imzalamadım. Hastamız Cemil Bey ideal bir aday. Sigara yok. Alkol yok az. Toksikoloji raporu temiz. Devam eden kültürlerinde Brucella üremesi yok. Hasta 66 yaşında. Allah Allah. 65 dedi bana. Yalancıya bak yalancıya. Sağlıklı ama yalancı. Neyse herkes yalan söyler. Ateş Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz ki hastaların yaşlarıyla kalp nakli başarı oranı arasında ters bir ilişki vardır. Ama bu hastanın sağlığı mükemmel. 23 yaşında bacağını kırmış, hastaneye yatmış. O gün bugündür bir daha hastaneye yattığı falan yok. 22 de olabilir yalancıya. O yüzden emin olamadım. Peki bu hastanın ameliyattan sağ çıkarsa tabii. Sizce önünde ne kadar bir ömür olur? 5 yıl, 10 yıl, şanslıysa 20 yıl. Yaşlı insanların hayatını kurtarmaya değmez diyorsunuz. Nakil için kalp bulmakta zorlanıyoruz diyoruz. Biliyorsunuz ki bazı kriterler var Ateş Hocam. Yani kriterler var değil mi? Mesela kadınlar. Kadınlar mesela istatistiklere göre daha uzun yaşıyorlar. Önceliği onlara vermeliyiz. Gençler, bence en güzel kalpler gençlere gitmeli. Adam 66 yaşında zaten yaşamış yaşayacağını daha ne yaşayacak canım? Ha? Bu kararınızı bana yazılı olarak da verirseniz şimdi hastam soracak bir açıklama lazım gösteririm. Ateş Bey, sizin hastanızın bir hayatı olmuş. Ailesi, çoluğu, çocuğu. Ama hasta nakil listesinde bekleyen belki bunları yaşayamayacak bir sürü genç var. Yaş kaç? Yani ne zaman gözden çıkarabiliriz sizi diye. Ateş Bey çok teşekkür ederiz. Çıkabilirsiniz artık. Başka kimsenin sorusu yoksa gizli karar oturumuna geçebiliriz diyorum. Gizli gizli. Kalpsizlik etmeyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.